Değerli öğrencilerim, sevgili arkadaşlarım, selamlar, merhabalar. Evet, geldik şimdi birinci denememizin geometri sorularını çözmeye. Çok güzel sorularımız var. Hadi güzel bir şekilde dinleyin, güzel bir şekilde anlayın. Şimdi birinci sorumuz analitik geometri sorusu, noktanın analitiği sorusu. Diyor ki, koordinat düzleminde 1'e 5 noktasında bir A noktası var diyor. 1'e 0 noktasında bir B noktası var diyor. Tamam. Noktalı işaret diyor. B noktası bir birim sağ, iki birim aşağı indir diyor. bir birim sağ, İki birim aşağıya indirdim. B noktası şöyle bir noktaya geldi. Tamam mı? Diyor ki A ile B noktası arasındaki uzaklığın değişmemesi için A noktası koordinatları tam sayı olan en fazla kaç farklı noktaya kaydırılabilir diyor. Hmm. Şimdi bir bakıyorum. A ile B'nin ilk durumdaki arasındaki uzaklık 1, 2, 3, 4, 5 birim. O zaman... A noktasını öyle bir noktaya getireceğim ki uzaklıkları 5 birim olarak kalacak. Şimdi önce şuna bakalım. B noktası buradaysa tam 1, 2, 3, 4, 5 birim bu tarafında A'yı buraya getirebilirim. Şimdi 5 birim bu tarafında 1, 2, 3, 4, 5. Bak uzaklık 5 birim A'yı buraya getirebilirim. Buradan 5 birim yukarı 1, 2, 3, 4, 5 A'yı buraya getirebilirim. 5 birim aşağıya. 1 2 3 4 5. A'yı buraya getirebilirim. Şimdi bir 4 tane var böyle. Tamam mı? Sonra burada 5 birim olacaksa hemen arkadaşlar 3 4 5 üçgenini düşüneceksiniz. Tamam mı? Yani sonuçta buradan 5 birim uzaklıktaki noktaları düşüneceksen bak şöyle yapabilirsin. 1 2 3 3 birim burası. 4 birim de yukarıda olursa eğer. Tamam mı? 1 2, 3, 4. Bak şurada olursa 3, 4, 5 üçgeni. Yani A noktası burada da olabilir. Şöyle de olabilir yalnız. Burası 3 değil de 1, 2, 3, 4 burası. 4 birim burası. 3 birim yukarı. 1, 2, 3. Bak 3, 4, 5 üçgeni burada da oluyor. A burada da olabilir. Şimdi yani 2 tane de burada var. Bunun aynısından bu tarafa da yapabilirim. Bak 3, 4, 5 üçgeni veya 4, 3, Üç, 5 üçgeni yani 2 tane de burada var. Aynısından 2 tane de bu tarafta yapabilirim. Aynısından 2 tane de bu tarafta yapabilirim. 2, 4, 6, 8. 4 tane de direkt öbürleri vardı. O zaman 8 tane oradan, 4 tane oradan toplam 12 tanedir. Yani çok kolay bir soru değil. O mantığını anlayanlar güzel bir şekilde soruyu çözer. Evet 32. sorumuz çok güzel, harika bir tane katı cisim sorusu. Bakalım Sadece o katı cisimlerde uzunluk hesabı yapmayı bilenler kolaylıkla yapabilir. Şimdi MC denilen uzunluğun 6 birim olduğunu söylemiş. İşaretledim. LB denilen uzunluğun 7 birim olduğunu şöyle rengini değiştireyim. Şurası 7 birim olduğunu söylemiş. AK uzunluğunun da 5 birim olduğunu söylemiş. Şimdi bu soruda Pisagor bağıntıları yapacağım. Bak şimdi şuradaki uzunluğa A, şuradaki uzunluğa B diyelim. Bir Pisagor bağıntısı yaptım buradan. A kare artı B kare eşittir 25 geldi. Tamam mı? Bize küçük hediye kutusunun yüksekliğini soruyor. Yani şurayı soruyor. Yani A'yı. Burası A ise burası da A değil mi? Burası A ise burası da A. Şuraya C diyelim şimdi bak. Bir pisagor bağıntısı da burada var. A kare artı C kare. Bak A kare artı C kare eşittir 6'nın karesinden 36. Şimdi 7'ye geçiş yapmam lazım. 7'ye geçiş yapabilmek için önce Şuradan şunu atıyorum. Burası B kadarsa dik attım. Burası da B kadardır değil mi? Şimdi burası C kadarsa. Bak şuradaki uzunluğum da yine ne kadardır? C kadar. Şimdi şunu şuradan birleştiriyorum. Bakın burada bir dik üçgen oluştu. Şimdi şuradaki uzunluğum X diyelim. Ne var orada? X'in karesi eşittir. B'nin karesi artı C'nin karesi. B kare artı C kare. Bu dursun. Şimdi bak şurada bir dik üçgen oluştu. Buraya X kadar demiştim x kare artı a kare bak x kare artı a kare eşittir 7'nin karesi 49. E şimdi x karenin b kare artı artı c kare olduğunu bulmuştum. O zaman yerleştirelim. Bunun yerine b kare c kare yazarsam yani a kare artı b kare artı c karenin toplam kaç olduğunu buldum? 49 olduğunu buldum. Tamam. Şimdi bak yukarıda a kare b kare var mı? Var. Şuradaki a kare b kare yerine 25 yazarsam atarsam karşıya c kare dediğimiz 49'dan 25'i çıkardığım zaman ne gel? 24. C karenin 24 olduğunu buldum mu? Buldum. Şu denklemde c kare yerine 24 yazıp karşıya eksi olarak atıyorum. A kare eşittir. 36'nın 24'ü gitti 12. Zaten bize a'yı istiyordu. Her iki tarafın kare kökünü aldığımda a dediğimiz uzunluk 2 karekök 3'e eşit olmuş oldum. Tamam mı? Evet, 33. sorumuz. Soru uzun olduğu için şıkları aşağıya kaymış. Neyse ben yazarım doğru cevabı. Problem yok. Güzelce oku soruyu. Soruyu bir anla. Birer kenarı kenarları eşit uzunlukta olan dikdörtgen biçimindeki 3 karton şekil 1'deki gibi yan yana konulmuşlardır diyor. Bakın birer kenarları aynı. A A A A Telefonumuz titriyor. Onu bir sessize aldık. Tamam. Sonra diyor ki mavi ve sarı kartonlar yarılarına kadar şekil 2'deki gibi yeşil kartonun arkasına doğru gidiyor diyor. Bak yarısına kadar bunu götürdüm. O zaman burası ne kadar oldu? 12. Bunu yarısına kadar götürdüm arkasına. Burası ne kadar oldu? 21 oldu. Tamam bak yarısına kadar arkaya doğru kaydırmış. Tamam. Kaydırıyor. Daha sonra önce mavi karton. Sonra sarı kartonun görünen kısımları şekil 3'teki gibi yeşil kartonun üstüne katlanıyor diyor. Yani bunu şunu şuradan şuraya katlıyorsun. Tamam mı? Bunu buradan buraya katladın. Katlarsan önce maviyi katlıyorsun 12. Tamam mı? Sonra 21'i katlıyorum buraya, sarıyı katlıyorum. Sarı kalemimiz yok. Var da oraya kızılları eklemedim. Şimdi bak bunu buradan katlayınca 21 gelecek değil mi? Ama bizim buradaki toplam uzunluğumuz 30. Demek ki ne yapacak? Bunun üstüne gelecek. Şimdi o zaman 21 toplayınca 33 yapıyor. Yani 3 santimetresi bunun üstüne yani şurası komple ne olmuş olacak? 21 bak şurası komple 21. Tamam mı? Bunun burada ne kadarı kaldı? 9'u kaldı. Şimdi diyor ki şekil 3'teki mavi bölgenin alanı mavi bölgenin o zaman buradaki kısa, uz, kısa kenarı ne kadar oldu? 9 kadar oldu. Uzun kenarları aynı zaten A kadar. 9 çarpı A kadar oldu mavi bölgenin alanı. Sarı bölgenin alanı ise 21 çarpı A kadar oldu. Tamam mı? Bunların oranlarını soruyor. A'lar birbirini götürdü. 3'leri sadeleştirdim. 3 bölü 7. 3 bölü 7 E şıkkımızda var. Tamam mı? 3 bölü 7. Evet Edirne. 33 bitti. 34. Çemberde açı sorusu. Güzel anlarsan çat diye çözeceğim bir soru. Hadi bakalım. Yukarıdaki özdeş saatlerden birincisi 8.20'yi gösteriyor. Tamam mı? 8.20'yi gösterince bu tam 4'tedir değil mi? İkincisi 10.35'i gösteriyor. Bu da tam burada 7'nin üstündedir. Tamam. Zeminleri şeffaf olan bu saatler aynı sayılar çakışacak aynı sayılara çakışacak şekilde üst üste konulmuştur. Yani bu saati bunun üstüne veya bu saati bunun üstüne koymuş fark etmez. Buna göre saatlere karşıdan bakan inci iki saatin yelkovanları arasındaki açıyı kaç derece olarak görür? Şimdi bunu bunun üstüne yerleştirdiğini düşün. Tamam mı? Bu neyi gösteriyor bak burada? Şöyle şu şunu gösteriyor. Yani senden şundan arasındaki açıyı istiyor. Şimdi burada biz ne biliyoruz? Buranın toplam kaç derece olduğunu biliyoruz. 360 derece olduğunu biliyoruz. E kaç şeye bölünmüş? 12'ye bölünmüş değil mi? Böldüm 12'ye. 30. Yani şurayla şura arası merkezde tabii. Kaç derecedir? 30. Bizimkine baktığımız zaman 1, 2, 3 dilim var. O zaman 3 çarpı 30'dan aralarındaki açı kaç derece olmuş olur? 90 derece olmuş olur. 34. sorumuzun cevabı da denizli olmuş olur. Evet 35. Kolay bir doğruda açılar sorusu. Herkes çok rahatlıkla tak 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 yapar. Öyle herkesin yapabileceği geometri soruları olacak. O yüzden kolay bir doğruda açılar sorusu yerleştirdik. Şimdi GAB vermiş. GAB bakalım GAB şuradaki açımız kaç dereceymiş? 32. ABC açısı. ABC açımız kaç dereceymiş? 40. Tamam. CDE açısı. CDE açısı kaç dereceymiş? 24. BCD açısı. BCD açısı kaç dereceymiş? 30. DEF açısı. DEF açısı 40 dereceymiş. Şimdi bizden E. H, E, F, H. Yani şurayı istiyor. Hemen buradaki zikzak kuralını hatırla. Ne yapıyorduk? Sağa bakanlar, sola bakanlar eşit oluyordu. O kuralı yapan bitirir. Şimdi burada ne var? 40 var. 24 var. Şuraya da alfa diyelim. 40 artı 24 artı alfa eşittir. Şimdi burada ne var? 40 var. 30 var. 32 var. 40 artı 30 artı 32. Şu 40'lar birbirlerini götürsün. Attım bunu karşıya. Alfa eşittir. 6, 38 oldu. Şimdi burası 38 ise bunlar birbirlerini kaça tamamlıyorlar? 180'e. O zaman 180'den 38'i çıkardığımda sorumun cevabını bulmuş olacağım. Evet 35. sorumuzun cevabı ne olmuş oldu? Denizli olmuş oldu. Evet şimdi artık daha bir tık daha zor geometri sorularımız yeni nesil. Çok güzel sorular var şimdi bundan sonra iyi dinle burayı. Şimdi normalde soru uzun olduğu için ben yana koydum. Şekildeki bir kalısın üstten şey üst yüzeyi zemine paralel olan yere dik duvara üç farklı şekilde yaslanışı gösterilmiştir diyor. Bir, iki, 3 yaslanış var. Tamam. Yukarıdaki verilenlere göre A üstü noktasının, şuradaki A üstü noktasının duvarın üst yüzeyine olan dik uzaklığı. Yani senden şu uzaklığı istiyor X. Şimdi bir kere bunları güzelce yorumlayalım. Şimdi bir kere burada duvarın uzunluğuna A diyelim tamam mı? Bu duvarın uzunluğu A. A, A. Ha, bak şu şekil sana bir bilgi verdi. Duvarın uzunluğu A ise bu kalasın uzunluğu ne kadarmış? A artı 80. İlk bilgimi yakaladım. A artı 80. Şimdi bunları yerleştireceğim. Kalasın uzunluğu A artı 80. İsteyen buradan hemen çat diye Pisagor bağıntısını yapıp A'yı bulur. Ama özel üçgende arayabilirsin sorunun içerisinde. Eğer özel üçgen arıyorsan bakın burası 4'ün 40 katıdır. Burası 3'ün 40 katıdır. Burası da 5'in 40 katıdır. Ne oluyor böyle olduğu zaman? Bak 120, 160, 200. Bak A ise A artı 80. Tam kaç fazlası oldu? 80. Yani özel üçgeni gören işi bitirir. Ama özel üçgeni göremeyen de ne yapacak? A artı 80'in karesi diyecek. Hipotenüs. A'nın karesiyle 160'ın karesinin toplamına eşittir diyecek atacak. iki kare farkını kullanıp bitirecek. Şimdi A'yı bulduk. A dediğimiz uzunluğun kaç olduğunu bulduk. 120 olduğunu bulduk. Bak burada da bir özel üçgen var. 120, 90, 120, 150. E çubuğun uzunluğunun toplam ne kadar olduğunu bulmuştuk 200. 200'ün 150'si burada o zaman burası 50 oldu. Şimdi bak burası da 3, 4, 5 üçgeninin katları mı? Evet bak burası 3K, burası 4K, Burası 5K. E şimdi o zaman bu üçgenle bu üçgen birbirlerine benzerdir değil mi? Bak 5K eşittir 50 ise buraya 3K geldiyse buraya da 3K gelecek. 5K 50 ise oradaki K'mız 10 oluyor. O zaman veya buraya da işte 3K buraya 4K gibi dersen K'ın 10 oluyor. O zaman 4K dediğimiz uzunlukta 40'a eşit olmuş oluyor. İşte buradaki eşlikleri, benzerlikleri, oradaki her şeyi güzel bir şekilde kavrarsan güzelce çözersin soruyu. Ama mantık olarak çok güzel bir orada mantıklar var. O mantığı yakala kolay bir soru değil aslında. Evet 37. Evet benim çok beğendiğim bir sorum. Güzel oku, güzel anla. Tam bir yeni nesil geometri sorusu her şey var içinde. Bir kuyumcunun vitrininde eşit uzunlukta, bunun altını çiz. Zincirlerin eşit uzunlukta olduğunu kullanacaksın. Tamam mı? İki zincir üçgen oluşturacak şekilde asılmıştır. AB ile DE paralelmiş. Bak bununla bu paralelmiş. Benzerlik de var o zaman bir şeyler var yani. AB uzunluğunun 30 birim olduğunu söylemiş. Tamam burası. DE uzunluğunun 36 birim olduğunu yani şuranın komple 36 birim olduğunu söylemiş. Tamam. AB'nin orta noktası. AB'nin orta noktasına K demiş. Şu noktanın adına K demiş. DE'nin orta noktasına M demiş. Tamam. Oraya da M demiş. Olmak üzere K, M, C, F doğrusaldır. K, M, C, F doğrusaldır. Hop şunlar doğrusalmış. Aynı doğru üstündeymiş. Tamam. Ve K, M 12 birimmiş. Hop şuradaki uzunluğumda ne kadar oldu? 12 birim oldu. Şu anda sorudaki her şeyi yerleştirdim. Şimdi aşağıda çok kritik bir bilgi daha vermiş. Demiş ki DF eşkenar üçgen olduğuna göre demiş bak DF eşkenar mıymış? Evet yani şurayı sana 36 vermiş miydi? Eşkenarsa burası da 36 burası da 36. Şimdi sorunun burasına gidiyorum. Eşit uzunlukta diyordu. O zaman eşkenar üçgenin çevresi 36 çarpı 3'ten çarptım ne geldi? 90, 108 geldi. O zaman şu zincirin çevresi de 108 olacak. E şimdi 30'u burada. 108'in 30'unu attım. Ne geldi? 78 geldi. E şimdi bu üçgen ikiz kenar olacak. İkiz kenarsa şurası ile şurası eşit. O zaman 78'i hemen 2'ye böldüm. Çat burası 39 geldi. Neresi 39? Şu kenarım 39. Şu kenarım da 39. E şimdi bu çizilen ikiz kenar üçgen olduğu için burayı nasıl? Dik. Nasıl bölecek? Eşit iki parçaya. 15, 15. Şimdi bak bir dik üçgen var görüyor musun? 15, 39. Şurası 5'in kaç katı? 3 katı. Burası 13'ün 3 katı. Özel üçgen o zaman. 5, 12, 13 üçgeninin 3 katı. O zaman 12'nin 3 katıysa burasının tamamı nedir? 36'dır. E şuradaki KM'yi 12 vermişti tamamı 36 ise burası neye eşit oldu? 24. Tamam mı? Şu yüksekliğim 24. Şimdi bu mavi alanı soruyor. Yüksekliğini buldum tabanına ihtiyacım var. Bundan sonra da benzerlik. Bak her şey var. Benzerlik oranım ne? 24 bölü 36. Sadeleştirirsen 2 bölü 3 yapacak. 24 bölü 36 eşittir. Şuradaki uzunluğumuza x diyelim. x'in neye oranı? 30 oranı. Tamam mı? Zaten sadeleştirdim. Bak 2 bölü 3 oranı geldi. 10 katı 10 katı. Demek ki buradaki x dediğim 20. Alanım 20 çarpı 24 bölü 2. Yani sadeleştirdim 12 çarptım alanım 240 birim olmuş oldu. 37. sorumuzun cevabı Edirne. Gerçekten harika bir soru. Hadi bakalım. Şimdi de bir doğrunun analitiği sorusu. Bakalım burada ne var? Diyor ki A, B, C, O ve A, D, e, F birer karedir diyor. Şarjımız bitiyordu. Hemen taktık şarza Kurtaralım videoyu. Evet bakalım şimdi. Ne diyor? Bunlar birer kare diyor. Resimler dik koordinat düzlemine yerleştirip B ve e noktalarından geçen doğru çizilmiştir diyor. Şimdi bir doğrunun denklemini de vermiş. Sadece kare bilgisini kullanacaksın. Bak bu karenin bu kenarı A kadarsa bu kenarı da A kadar. Yani şu noktanın koordinatları A'ya A'dır. Şimdi A'ya A bu doğrunun üstünde mi? Üstünde o zaman sağlayacak. Yapıştır yerine. X yerine A yazdım 3A. Y yerine A yazdım 5A. Eşittir 64. 8A 64. O zaman A dediğimiz ne eşit oldu? 8. Yani şu noktanın koordinatları 8'e 8. Şurası 8, şurası 8. Şimdi ikinci şekilde bir kare mi? Evet. O zaman o karenin bir kenarına da B kadar diyelim. Şimdi şu nokta koordinat olarak neresinde ne oldu? 8 artı B kadar oldu. Burası e, kare ise yüksekliği de B. O zaman bu 8 artı B'ye B de bunun üstünde olduğu için denklemi bu da sağlayacak. X yerine 8 artı B yazıyorum. 3 çarpı 8 artı B artı 5 çarpı Y yerine ne yazıyorum? B yazıyorum. Neye eşitmiş burası? 64. Hadi düzenleyelim. 24 geldi. O 24'ü karşıya attım. 3 B buradan 5 B buradan 8 B yaptı. 24'ü karşıya atarsam karşısı 40 yaptı. Böldüm 8'e. B dediğimizde kaçmış? 5'miş. O zaman burası da 5'miş. Bizden BE uzunluğunu istiyor. Bak burası 5. Burası komple 8'di. Tamam mı? Şimdi kare olduğu için burası 5. Hop 3. Bak dik üçgen var burada şimdi. O zaman buraya X dersem. X'in karesi eşittir 3'ün karesi artı 5'in karesi. 5'in karesi 25. 3'ün karesi 9. X kare eşittir 34. Her iki tarafın karekökünü alırsam x eşittir. Karekök 34 oldu. 38. sorumuzun cevabı da Ceyhan olmuş oldu. Evet geçtik 39. Bakalım ne var? Şimdi HG 24'tür demiş yazdım. EA, EA yüksekliğimiz de 10'muş. Onu da yazdım. Şekildeki dikdörtgenler prizmasında KLM bulundukları noktaların ee, bulundukları noktalar yüzeylerin ağırlık merkezleridir. He. O zaman bu bunun ağırlık merkezinde, bu bunun ağırlık, bu, bu. hepsi hepsinin ağırlık merkezinde. Buna göre KLMN dörtgeniyle ilgili hangisi doğrudur diyor. Şimdi bak bu bunun ağırlık merkezinde ise şu uzunluğum ne kadardır? 12 kadardır. Doğru mu? Tamam. Sonra Şimdi şurası 10 birimsi ağırlık merkezindeyse, buradan indireceğim dik doğru onun tam yarısıdır 5. 5, 12, 13 olur burası. Bu her taraftan aynı şey geçerlidir. 5, 12, 13. İşte bak aşağıdan da yapsan şöyle 5, 12, 13. 5, 12, 13. Tamam mı? Bütün kenarları birbirlerine ne oldu? Eşit oldu. Bütün kenarları birbirine eşit ve çevresi 52'dir diyor. 13 çarpı 4 doğru. Paralel kenardır diyor. Evet bir paralel kenardır. Bu burayla bura birbirine paraleldir. Bununla bu da birbirlerine paraleldir. Evet doğru. Bütün kenarları birbirlerine eşit olan paralel kenarın adı eşkenar dörtgendir. Doğru. Şimdi eş alanı 120'dir diyor. Şimdi bunun alanı nasıl hesaplayacağız arkadaşlar ona bir bakalım. Şimdi alanını hesaplarken bunların köşegenleri bak şurası bunun köşegenidir değil mi? Kaç birimdir orası da 24 birimdir. Yukarıdan aşağı inecek de bunun bir köşegeni. Doğal 10'dur. Ve köşegenleri dik kesiyordur. Şimdi ne yapıyorum? 1 bölü 2 çarpı 24 çarpı 10 çarpı 1 bölü 2 EF sin alfaydı. Sin alfası 90 olduğu için 1'dir. Sadeleştirdim 12. Orası da neye eşit oldu? 120. Evet bu da doğru. Bu yanlış olmuş oldu ama ona da bakalım. A ile E noktaları A ile K noktası diyor. Bak A ile K noktası arasındaki uzaklığı bulmak için Şurada bir üçgen oluşturman lazım şöyle. Tamam mı? Şu uzunluğu bulacaksın önce. Şurası 12. Şuradaki uzunluğu bilmediğimiz için oradan bir şey yapamayız. Evet sorumuzun cevabı Edirne. Evet geldik şimdi 40. sorumuza. Diyor ki. Şekildeki birim karelerin üzerine yarı çapı bir birim olan 6 tane çeyrek çember. Bak yarı çapı bir olan 6 tane çeyrek. Nerede onlar? 1 2 3 4 5 6 tane bunlardan. Tamam. Sonra yarıçapı 3 birim olan 2 tane yarım çember. 1 2 yarıçapı 1 olan bu. 3 tane yarım çember. Tamam. Yarıçapı 1 olan eee ne diyor? Şey pardon. Yarıçapı 1 bir yarıçapı 1 birim olan 3 tane yarım onu yaptık ve yarıçapı 1 birim olan bir çember kullanılmıştır diyor. O da tamam. Bir de şurada şey var. Yarı çapı 3 birim olan. Onu atlamışım ben. Yarı çapı 3 birim olan. Ee, iki tane yarım çember. Onlar nerede? Biri burada. Biri burada. Bir tane de tam çemberden bahsediyor. Bak bütün hepsini yük aşağıda söylemiş zaten. Kullanılan telin uzunluğu nedir? Yani çevre istiyor. Nedir bizim çevre formülümüz? 2 pi değil mi? Şeklin üstünden yola çıkabilirsin. Ama sayarak da yapabilirsin. Şimdi bir bak. 6 tane çeyrek çemberim var. 6 tane çeyrek çember. Yarı çapı kaç bunların? 1. Şimdi bak normalde 2 pi r'dir. Çeyrek çember diyorsa kaça bölünecektir arkadaşlar? 4'e bölünecektir. Veya 4 tane çeyrek çember bir tane tam yapar da bir de düşünebilirsin. Şimdi r'si 1 şunların. Bunların r'si 1 ise 2 pi 1. Bölü 4 bir tanesi. Bunlardan kaç tane var yalnız? 6 tane var. Şunu bitirdim bir birim olan altı çeyrek çembere baktım. Yarı çapı üç birim olan iki tane yarım çember var diyor. Bak yarı çapı iki tane yarım çember ne yapar? Bir tam çember yapar değil mi? Kötü çizdim de. Şöyle yarı çapının da 3 birim olduğunu söylemiş. O zaman buradan 2 pi r'si 3 tabi. Buradan ne kadar geldi? 6 pi. Şuralara da bakalım. Şunları sadeleştirdim. 2 şunları da sadeleştirdim. 3. Buradan ne geldi? 3 pi. Tamam bunu da hallettim. Yarı çapı 1 olan 3 yarım çember var şimdi. Bak o zaman 3 tane yarım çemberim var ve yarı çapı 1. Tamam mı? 3 tane yarım çember var bundan. 2 pi r'si 1. Yarım olduğu için 2. 3 tane olduğu için bu. Sadeleştirdim. 3 pi kadar da bunlar yaptı. Son olarak ne var? Ve yarı çapı 1, 3 birim olan bir çember. Bütün çember yani yarı çapı 3. 2 pi r onunki de. Oradan da kaç pi geldi? 6 pi. Ne oldu o zaman? 6 pi, 12 pi, 15 pi. Sorumuzun cevabı 18 pi'ye eşit olmuş oldum. Ama burada şunları da yapabilirsiniz. İşte bir birimliklerin hepsini bir arada. işte iki birimlikle üç birimliklerin hepsini bir arada da düşünebilirsiniz arkadaşlar. Evet ilk denememizin sonuna geldik son denemeye kadar bu işi bırakma. Güzel çöz. Yavaş 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 her şey yerine oturacak. Merak etme. Kendine de iyi bak. Görüşmek üzere.